Aydın. Tabi stüdyoda olduğum için birebir cevap veremeyeceğim size şimdi. Bütün halkımız sabirli olsun. Hani bununla bir yere varılmaz. Yapmayla, yıkmayla bir yere varılmaz. İnsanımızın iş yerlerini yakmasına, birbirimize saldırmamıza, bunlara engel olmamız gerekiyor. Öfkeyi dindirmemiz, yatıştırmamız gerekiyor. Haber izlemek dahi içimden gelmiyor diyen izleyicilerimiz var. Hak veriyorum size. Zor günler. Bakın izlemeye dahi tahammül edemediğiniz günler bu haberleri. Biz anlatmak durumunda kalıyoruz hepsini. Hiçbir acıyı atlamadan, ayrıştırmadan hepsini ekrana getirip konuşmaya gayret ediyoruz. Cizre'den haberimiz var mı diye soran izleyicilerimiz var. Haberimiz var. Ekrana getirdik. Sokağa çıkma yasağı bir haftayı geride bırakmak üzere. Cizre'de 140 bin kişinin yaşadığı Cizre'de çatışmalar devam ediyor. Ve biz de az evvel anlattık, konuştuk. Gözler bugün orada olacak. Gözler bugün şehit cenazelerinde olacak. Yine bir kez daha şehitlerimiz uğurlanacak. Cenazelerimiz var. Ülke koca bir taziye evine döndü. Hal böyleyken bir sağlık haberiyle devam edelim biz de. Dedim ya, uzmanlar uyarıyor, çok ağrı kesici gitmesin. Çünkü ağrı kesicilerin yanlış kullanımı da kalp rahatsızlıklarını tetikleyebiliyormuş. Yanlışı başlatan başım ağrıyor. Al bir ağrı kesici geçer yanıtı. Sağlığımızdan önemli bir şey yok. Çocuklarımızın sağlığından önemli bir şey yok. Hep aklınızda bu var. Ne yapayım? Biraz geri mi gideyim? Karanlıkta kalayım. Şu doktorun yazdığı şey çok önemli. Bakın doktor reçetesi bu. Görmediyseniz televizyonda bir de buradan göstereyim. Doktor Ayşenur Hoş şehit annesinin reçetesine, şehit annesi de bir öf bile demeyiniz notunu düşmek durumunda kalmış. Çok acı. Bunca acının içinde yine de güler yüzle günaydın demeye çalışıyorum. Hakkımı teslim edenlere çok teşekkür ederim. Ama işitmediğimiz hakaret de kalmadı, işitmediğimiz küfür de kalmadı. Bir taraftan hani hedef gösteriliyorsunuz. Bir taraftan öfkenin hedefi haline getirilmeye çalışıyorsunuz. Yapabileceğimize inanıyorum. Bir haftayı geride bırakıyoruz. Umarım önümüzdeki hafta, sonra bayram haftasında, umarım daha güzel haberlerle karşınızda olabiliriz. Şimdi eğitimle ilgili bir haber mi verelim acaba, ne verelim? Önemli, çünkü işsizlik çok büyük dert. Doğru eğitim veremiyoruz çocuklarımıza, o ayrı bir dert. Mesleki ve teknik eğitimle ilgili bir haberle devam edeceğiz galiba. Yetersizliği hastalarında özellikle böbreklerle etkileşerek vücuttaki tuz oranını artırıyor. Kan volümünü artırarak kalbin pompa fonksiyonlarını olumsuz yönde etkiliyor gibi bir takım olumsuzluklara sebebiyet veriyor. Şeker, hipertansiyon hastaları ve sigara içenlerin kalp krizi geçirme riski yüksek. Bu kişilerin kontrolsüz ağrı kesici kullanımları kalp krizini tetiklediği gibi menopozda da ağrı kesici kullanan kadınlar tehdit altında. Menopoz sonrası kadınların uzun dönem ağrı kesici kullanmaları... Konuşamıyorum Murat, çünkü stüdyodayım. Bu önemli, sağlık önemli, çocuklarımızın eğitimi önemli ve bizim bunları konuşmamız gerekiyor. Çocuklarımızın eğitiminde nerede hatalar yapılıyor, bunları konuşmamız gerekiyor. Bunca üniversitemiz var, son zamanlarda sayıları da arttı. Mezunlar işsiz, üniversite mezunları sokakta, nerede hata yapıyoruz? Bunu konuşmamız, buna zaman harcamamız gerekiyor. Bakın size örnek bir uygulama, örnek bir okul göstereceğim. Ara eleman önemli ve çıraklık zaten bizim kültürümüzde var. Ahi Evran'dan söz ettim ya az evvel, Kırşehir'den. Çıraklık kültürümüzde var, usta çırak ilişkisi. Sizi bir çıraklık okuluna götüreceğim. Bu okulun öğrencilerinin işsiz kalmak gibi bir sorunu düşünüyorum. Bu demir parçasını kesiyorum. Ne kadar kötü insanların burada küfretmesi. Ha, buradan da mı küfreden var? Çok fazla küfrediyorlar. Buradan da küfreden var, Twitter'dan da küfreden var. Çok genç insanlar var, kadınlar var. Onlar da mı küfrediyor? Küfrediyor.
Ne diye küfrediyor? Yani kızmış. Benim kız kardeşim de şu an bunu takip ediyor. Bunu takip ediyor ve adam ya ben bana küfredebiliyor. Ne kadar ayıp bir şey. Ya onların bize, bana, sana falan küfrettiğini düşünmüyorum. Ben onlar küfretmeye alıştırılmışlar. Ağızlarına geleni söyle. Hastalar ve tedavi edilmeleri gerekiyor. Hani muhatap alındıkları zaman mutlu olacak cinsten hastalar bunlar. Ben engelliyorum, gidiyor. Yani Twitter'da da burada da küfür düşüncelerini sözcüklerle normal bir iletişim kurarak aktarmayı, anlatmayı başaramayan, tartışmayı başaramayan, herhangi bir düşünceye sahip olmayan ne yapacak? Hakaret edecek, küfredecek. Zaten iki cümlesinden biri küfür. Muhtemelen ailesinin içinde de o küfürleri kullanarak konuşuyor. O yüzden çok dert edilecek şey değil. Siz de dert etmeyin. Engelleyin gitsin. Yani hangi biriyle muhatap olacaksınız? Mümkün değil. Yani hani sen birine inandığın için başkalarına inanmamak ne demek? Evet. Tamam. Çok yani daha mı uzun süremiz var? Hiç kimsenin köpeği değiliz efendim. Çok tamam. Yani hemen pas atacağım. Gerçekten ben. Ama ben kızmıyorum. Şöyle ben ki, şöyle kızıyorum. Sen de kızma. Şöyle. Yani köpek, tamam. Köpek olmak da kötü bir şey değildir. Köpekleri seviyorum. Ama ben birinin köpeği değilim. Tamam. Şöyle düşünüyorlar. Öyle. Konuşmak zorundayız. O kurumda. Evet. Ve bana küfrediyor. Tamam. Ne ayıp bir şey. Tamam. Çok ayıp bir şey. 10 saniye dur. Hadi bakalım. Bir dakika. Geleceğim. Çok önde gelen firmalarla şu an anlaşmalarımız mevcut. Ve bundan çıktıkları işlere hazırsayız. Son teknolojiyi kullanacağız ülkece. Son teknolojiyi kendimiz geliştireceğiz. Araştırma geliştirmeye pay ayıracağız bütçeden. Teknolojik olarak ilerleyeceğiz. Gençlerimize iş imkanı olacak. İyi bir geleceğe sahip olacak çocuklarımız. Son teknolojiyi dünyadan izliyoruz. Biz dünyada da bakın neler oluyor. Şimdi şöyle. Biz gazete... Çok özür diliyorum. Evet. Ben önce şunu söyleyeyim. Evet. Hani sinirlendiğini düşünüyorum. Yok yok. Ben sinirlenmiyorum. Yalnızca üzülüyorum. Evet. Hani insanların... düşünsene tek işimiz gazetecilik yapmak. Evet. Olanı vermek. Ama ben şimdi insanlara... Ya olayların öznesi ben değilim ki. Ya aynen öyle. Biz gazete... mükellefiz. Evet, son zamanlarda adına gazeteci denilen öyle iş takipçileri, öyle tuhaf tipler çıktı ki ve onlar her yere o kadar çok kapladılar ki bütün ekranlarda onlar var. Ve gençler özellikle gazeteci deyince akıllarına birilerine hakaret eden, birilerine hedef gösteren, iş takibi yapan, patronu adına çalışan birileri akıllarına geliyor. Hayır, gazeteciler haber yapar. Bütün dünyada böyledir. Bizim ülkemizde de böyle olması gerekiyor. Bizim ülkemizde namusuyla, işinin hakkını vererek, meslek etiğine dikkat edilmeyen de kalmıyor maalesef. İşsiz kalıyorlar. Zor şartlar altında görev yapıyorlar. Hedefiniz, tepkinizi yönlendireceğiniz yer, hayır efendim, gazeteciler olmayacak, olmamalı. İşini hakkıyla yapanlar değil, işini yapmayanlar. İşini yapmayanlara öfkelenilecek. Eğer illa birilerine öfkelenecekse işini yapmayan. Örneğin bu ülkenin hepimiz için daha yaşanır bir ülke olmasını sağlamayan politikacılara sesinizi yükseltebilirsiniz. Mesela bu ülke evet daha yaşanır bir ülke olacak hepimiz için. Çocuklarımız için daha güzel bir gelecek mümkün. Eğitimi konuşmamız, sağlığı konuşmamız gerekiyor. Yok, en kolayı birbirimize yüklenelim. Komplo teorileri hakaret edelim, düşmanlar yaratalım. Bu değil ki. Bu değil ki. Peki ben göremiyorum ekranı, soru soranlar falan mutlaka oluyordur ama programı şimdi bir bitirelim, televizyonda yaptığımız yayını. Sonra periskoptan konuşmaya devam ederiz belki. Neyse, şöyle bir seçeneğiniz var. Yani bu periskop yayını takip etmek zorunda değilsiniz mesela. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Oyundaki karakterleri siz yönetiyorsunuz. Daha iyi yarınlarda, daha güzel haberlerle biz de karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Yarın sabah daha iyi haberlerle haftayı bitirmeyi ümit ediyoruz. Hepimiz gibi umudu korumaya çalışıyoruz biz de. İrfan Değirmenci bendeniz. Kanal D Haber günaydın izlediniz. Bu bülteni Ertuğrul Albayrak'la...
arkadaşlarımızın isimleri ekranın bir köşesine rakıp geçerken biz de size veda etmiş olacağız. Hoşçakalın. Bitti. Program bitti, geçmiş olsun. Her şeyi duyurmaya gayret ettik. 3 saattir konuşuyorum televizyonda. Biraz da burada konuşayım pekala. Yalnız şöyle yapalım. Ben bir taraftan bu yayını kendi telefonumdan açayım. Yazılanları göreyim ki ona göre yanıt verebileyim. Siz ne diyordunuz en son? Ben mi? Evet. Yani şunu söyledim. Bu yayını takip etmek zorunda değilsin. Ha, evet, bir de böyle bir evet, bir de böyle bir şey var. Ha, demokrasi ilkesini söylediği sözleri takip etmek zorunda değil. Saldıramazsınız. Böyle bir şey yok, değil mi? Şimdi bakayım ben periskopu açayım. Kaç kişi olmuşuz? Neler soruluyor? Bir bakayım. Gece boyunca periskoptan yayın yapanlar... Artık şöyle bir şey var. Bir de vatandaş gazeteciliği o kadar yaygınlaştı ve teknoloji de buna o kadar güzel imkan sağlıyor ki. Hepiniz bizim yaptığımız işi yapıyorsunuz aslında. Bulunduğunuz yerlerden ya da... şimdi görebiliyorum. Ağzına sağlık diyen var. Alttan yaz takip edelim diyen var. Peki herkesin söz hakkı vardır. Yakıp yıkarak hiçbir yere varılmaz. Çok doğru, haklısınız. Abi MHP'nin hali ne olacak diyen var. Tartışıyoruz çokça. Kardeşim sosyal yardımlaşmaya kadro istiyoruz, dile getir. Ah kadro isteyenler. Şu seçimleri bir hayırlısıyla atlatalım, ondan sonra... diyecek. Hangi üniversitede öğrenciler nasıl yetişiyor? Üniversiteye nasıl giriyor öğrenciler? Bunların konuşulması gerekiyor. Cizre'de neler oluyor? Gazetecilerin haberi var mı? Cizre'de olup bitenleri az evvel aktarmaya gayret ettim. Belki yeni uyandı izleyicimiz ama Cizre için endişeli. Herkes endişeli. Çünkü on binlerce kişinin yaşadığı bir ilçe ve bir haftadır sokağa çıkma yasağı var ve çok sınırlı haber gelebiliyor Cizre'den. Çok özür diliyorum. Evet. Biri sormuş. Evet. Baskı altında... Hani baskı görüyor musunuz? Ya şimdi baskı görüyor musunuz? Kapıya dayanıyorlar yani da. Bu bina biliyorsunuz yayın yaptığımız yer Hürriyet'le bitişik bina kapıya geldi bir güruh kamyonlarla. Ve bu şartlar altında yayıncılık yapmaya çalışıyoruz ama baskı görüyor musunuz sorusu herhalde burada biraz havada kalıyor. Yani fiziksel hale geldi baskı. Psikolojik baskı, işsiz kalma tehdidi vesaire bunları bir kenara koyun artık fiziksel hale gelmiş durumda. Türkiye'de basının üstünde. diyenler var. Ben biraz daha şöyle yükselirsem. Askere beni ailem göndermek istemiyor diyor bir izleyicimiz. Doğan medyası seni konuşturuyor. Şımarık diyen var bir tane. Şımarık değilim çok fazla. En azından size karşı şımaracak değilim. Yakınlarıma, sevdiklerime. Yani sevdiklerim derken sizi seviyorum da çok samimi olduklarıma belki şımarırım ama ekranda kamuoyu önünde söz söylerken hiçbir zaman şımarmadım. Bir de kimse beni konuşturamaz zorla. Bir de böyle bir uyum vardır. Birisi zorla şunu söyle dediği zaman ki öyle bugüne kadar olursa da ben konuşmam zaten o şekilde. Abi arkamda emin biri var göresiniz. Haberleri arkamda elinden alacak. Arkamda sevgili Ebru var. Merhaba. Toparlıyoruz stüdyoyu artık. Kapatıyoruz. Ellerine sağlık Ebru'cum. Kapatma zamanı geldi. Kapatıyoruz. Evet. Herkes gidiyor. Gel. Gel canım. Bakın size kimi göstereceğim artık bundan sonra. Gel periskop yayınımız devam. Bundan sonra hani arzu iyilik yapan Poyrazoğlu'nun tanıdığınız, kanalda ekranlarından tanıdığınız çok değerli bir başka isim olacak. Bize çok güzel haberler hazırlayacak, içinizde dolaşacak. Bize hani az evvel dedim ya sağlık haberi lazım bize, eğitim haberi lazım. Bunları konuşmamız lazım diye. Haberler hazır diye bir listeyle geldi. Muhabirimiz böyle çalışkan. Sizler için çalışacak. Önümüzdeki günlerde inşallah gündem biraz normalleşirse onun haberlerini bol bol göreceksiniz. Şimdi bize müsaade. Biz biraz dinlenelim. Geceden beri ayaktayız. Şu haberleri konuşalım. Sonra yine görüşürüz. Nasıl olsa sağ olun. İlginize teşekkürler. Görüşmek üzere. diyenler var. Ben biraz daha şöyle yükselirsem. Askere beni ailem göndermek istemiyor diyor bir izleyicimiz. Doğan medyası seni konuşturuyor. Şımarık diyen var bir tane. Şımarık değilim çok fazla. En azından size karşı şımaracak değilim. Yakınlarıma, sevdiklerime. Yani sevdiklerim derken sizi seviyorum da çok samimi olduklarıma belki şımarırım ama ekranda kamuoyu önünde söz söylerken hiçbir zaman şımarmadım. Bir de kimse beni konuşturamaz zorla. Bir de böyle bir uyum vardır. Birisi zorla şunu söyle dediği zaman ki öyle
bugüne kadar. Olursa da ben konuşmam zaten o şekilde. Abi arkamda emin biri var, göresiniz. Haberleri elinden arkamda alacak. Arkamda sevgili Ebru var. Merhaba. Toparlıyoruz stüdyoyu artık. Kapatıyoruz. Ellerine sağlık Ebru'cum. Kapatma zamanı geldi. Kapatıyoruz. Evet. Herkes gidiyor. Gel. Gel canım. Bakın size kimi göstereceğim. Artık bundan sonra gel Periskop yayınımız devam. Bundan sonra hani Arzu İlik yapan Poyraz olun. Tanıdığınız, kanalda ekranlarından tanıdığınız çok değerli bir başka isim olacak. Bize çok güzel haberler hazırlayacak. İçinizde dolaşacak. Bize hani az evvel dedim ya sağlık haberi lazım bize. Eğitim haberi lazım. Bunları konuşmamız lazım diye. Haberler hazır. Bir listeyle geldi. Muhabirimiz böyle çalışkan. Sizler için çalışacak. Önümüzdeki günlerde inşallah gündem biraz normalleşirse onun haberlerini bol. Bu demir parçasını kesiyorum. Ne kadar kötü insanların burada küfretmesi. Ha buradan da mı küfreden var? Çok fazla. Ya buradan da küfreden var. Twitter'dan da küfreden var. Çok genç insanlar var, kadınlar var. Onlar da mı küfrediyor? Küfrediyor. Ne diye küfrediyor? Yani kızmış. Benim kız kardeşim de şu an yurt dışında. Bunu takip ediyor. Bunu takip ediyor ve adam ya ben bana küfredebiliyor. Yok. Kadar ayıp bir şey. Ya onların bize, bana, sana falan küfrettiğini düşünmüyorum. Ben onlar küfretmeye alıştırılmışlar. Ağızlarına geleni söyle. Hastalar ve tedavi edilmeleri gerekiyor. Hani muhatap alındıkları zaman mutlu olacak cinsten hastalar bunlar. Ben engelliyorum, gidiyor. Yani Twitter'da da burada da küfre... Düşüncelerini sözcüklerle normal bir iletişim kurarak aktarmayı, anlatmayı başaramayan, tartışmayı başaramayan, herhangi bir düşünceye sahip olmayan ne yapacak? Hakaret edecek, küfredecek. Zaten iki cümlesinden biri küfür. Muhtemelen ailesinin içinde de o küfürleri kullanarak konuşuyor. O yüzden çok dert edilecek şey değil. Siz de dert etmeyin. Engelleyin gitsin. Yani hangi biriyle muhatap olacaksınız? Mümkün değil. Yani hani sen birine inandığın için başkalarına inanmamak ne demek? Evet. Tamam. Çok yani daha mı uzun süremiz var? Hiç kimsenin köpeği... Tamam. Çok yani daha mı uzun süremiz var? Hiç kimsenin köpeği değiliz efendim. Çok tamam. Yani hemen pas atacağım. Gerçekten ben... Ama ben kızmıyorum. Şöyle ben ki... Kızıyorum. Sen de kızma. Şöyle. Yani köpek olmak da kötü bir şey değildir. Köpekleri seviyorum. Ama... Ben birinin köpeği değil. Tamam, şöyle düşünüyorlar. Öyle konuşmak zorundayız. O kurumda. Evet. Ve bana küfrediyor. Tamam. Ne ayıp bir şey. Tamam. Çok ayıp bir şey. 10 saniye dur. Hadi bakalım. Bir dakika. Geleceğim. Çok önde gelen firmalarla şu an anlaşmalarımız mevcut. Ve bundan çıktıkları an işlere hazırsayız. Son teknolojiyi kullanacağız ülkece. Son teknolojiyi kendimiz geliştireceğiz. Araştırma geliştirmeye pay ayıracağız bütçeden. Teknolojik olarak ilerleyeceğiz. Gençlerimize iş imkanı olacak. İyi bir geleceğe sahip olacak çocuklarımız. Son teknolojiyi dünyadan izliyoruz. Biz dünyada da bakın neler oluyor. Şimdi şöyle... Biz gazete... Çok özür diliyorum. Evet. Ben önce şunu söyleyeyim. Evet. Hani sinirlendiğini düşünüyorum. Yok yok. Ben sinirlenmiyorum. Yalnızca ama... üzülüyorum. Evet. Hani insanların... düşünsene tek işimiz gazetecilik evet. yapmak. Evet. Olanı vermek. Ama ben şimdi insanlara... Ya olayların öznesi ben değilim ki. Ya... Geliştirmeye pay ayıracağız bütçeden. Teknolojik olarak ilerleyeceğiz. Gençlerimize iş imkanı olacak. İyi bir geleceğe sahip olacak çocuklarımız. Son teknolojiyi dünyadan izliyoruz. Biz dünyada da bakın neler oluyor. Şimdi şöyle... Biz gazete... Çok özür diliyorum. Evet. Ben önce şunu söyleyeyim. Evet. Hani sinirlendiğini düşünüyorum. Yok yok. Ben sinirlenmiyorum. Yalnızca ama... üzülüyorum. Evet. Hani insanların... düşünsene tek işimiz gazetecilik evet. yapmak. Evet. Olanı vermek. Ama ben şimdi insanlara... Ya olayların öznesi ben değilim ki. Ya aynen öyle. Biz gazete... mükellefiz. Evet son zamanlarda adına gazeteci denilen öyle iş takipçileri,
öyle tuhaf tipler çıktı ki ve onlar her yere o kadar çok kapladılar ki bütün ekranlarda onlar var. Ve gençler özellikle gazeteci deyince akıllarına birilerine hakaret eden, birilerine hedef gösteren, iş takibi yapan, patronu adına çalışan birileri akıllarına geliyor. Hayır, gazeteciler haber yapar. Bütün dünyada böyledir. Bizim ülkemizde de böyle olması gerekiyor. Bizim ülkemizde namusuyla, işinin hakkını vererek, meslek etiğine dikkat edemeyen de kalmıyor maalesef. İşsiz kalıyorlar. Zor şartlar altında görev yapıyorlar.